şekilde demokratik zeminde tartışılsın dediğim için tutuklanmış biriyim. O nedenle hep tekrarlıyorum, yani ya beni tutuklayanların benden özür dilemesi ya da Devlet Bahçeli'yi de tutuklamaları lazım buna göre. Eğer bunu söylemek bir örgüte yardım ve yataklık veya terör örgütü propagandası veya terör örgütü mensubu olmak anlamına geliyorsa böyle davranılması gerekiyordu. Yani bu ironiyi bir yana bırakırsak eğer, sonuçta Türkiye Devlet Bahçeli'nin açtığı bu tartışmayı 3 haftadır yapıyor. O arada bir dizi olay oldu. Bir TUSAŞ saldırısı gerçekleşti. Çünkü Devlet Bahçeli'nin çağrısında ilginç iki nokta vardı. İmralı ile meclis arasında bir irtibat içinde bu sorunu ele almayı öngörüyordu. Örneğin Edirne dediği Selahattin Demirtaş'ı ve Kandil'i dışlayan bir tutum içindeydi. Fakat TUSAŞ'a bir saldırı yapıldı ve bu saldırıyı da örgüt üstlendi. Henüz daha bu saldırı nasıl gerçekleşti, niye tam bu dönemde yapıldı, bunlar çok aydınlığa ulaşmış değil ama örgüt tarafından üstlenildiğini, örgütün de doğruladığını biliyoruz. Bir başka gelişme ardından hemen Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç beklenmedik bir zamanda Esenler Belediyesi'ne kayyum atandı. Diğer belediyelere ardından kayyumlar atandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç dengelerini bozmaya dönük bir operasyondu. Peki DEM Parti'ye, DEM Partili belediyelere niye atandı diye bakıyoruz. DEM Parti'nin tereddütleri vardı çünkü bu çözüm sürecinden ya da Devlet Bahçeli'nin çıkışından haber olmadıkları anlaşılıyor. Ben DEM Parti yöneticileriyle görüştüm, genel başkanlarıyla görüştüm, partililerle görüştüm. Tümü sonradan Devlet Bahçeli'nin konuşmasıyla bundan haberdar olduklarını söylüyorlar ama daha önce basına sızanlar vardı. Amber'in zaman İmralı'yla Kandil arasında bir telekonferans aracılığıyla görüşmenin gerçekleştiğini, bu görüşmenin bir süredir devam ettiğini, hatta bu görüşmelerden birinde Abdullah Öcalan sinirlenerek kiminle görüşüyorsa sonra onun Cemil Bayık olduğu anlaşıldı ya da öyle olduğu iddia edildi. Sinirlenerek telefonu kapattığına dair ayrıntıların verildiği bir monitörde bir haber analiz yayınladı. Şimdi bunu biraz özetledim bütün seyircilerimiz için, yani tekrarlamayalım, bir zemin oluşturalım diye. Bugün Devlet Bahçeli ısrar etti. Ben sözlerimin arkasındayım. Abdullah Öcalan çıksın, gelsin, mecliste konuşsun. Örgütünü feshettiğini, terör eylemlerine son verdiğini açıklasın diye. Ve biz yeniden işte Türkler, Kürtler yeniden, Türkleri zaten Kürtleri Türk milletinin bir parçası olarak saydığını belirterek terör örgütüyle Kürtler aynı şey değildir diye bu ısrarını sürdürdü. Recep Tayyip Erdoğan ise Devlet Bahçeli'nin sözlerini desteklediğini belirtti. Şimdi ortada bir çelişki var gibi. Hem kayyum atanıyor, hem bir elinde sopa tutan ama diğer elini uzatan bir iktidar profili var. Ya da bir Devlet Bahçeli profili var. Sayın Yalçın Doğan, siz bu süreci nasıl okuyorsunuz? Ne oluyor gerçekten? Yani çözüm süreci mi var? Yoksa yeniden Türkiye açık ve siyasal şiddetin kullanıldığı bir diktatörlük rejimine ya da totaliter bir rejime mi sürükleniyor? İnsanların kafalarındaki sorular bunlar. Önce mantıksızlık var ve saçmalık var. Bugün Devlet Bahçeli'nin yaptığı konuşmada hem mantık hataları var hem de fiili hatalar var, somut hatalar var. Şimdi mantık hatalarından biri şu, diyor ki Öcalan'ın meclise gelmesine tepki gösteriyorlar da İmralı'da kalmasına neden tepki göstermiyorlar? İmralı Türk toprağı değil midir? Ne diyor ya? Ne demek yani İmralı Türk toprağı değil midir? Şunu söylüyor. İmralı Türk toprağıdır. Meclis de Türk toprağıdır. O zaman ha İmralı'da olmuş ha mecliste olmuş. Ne diyor ya? Yani ha Kars'ta olmuş ha Aydın'da olmuş. Ne diyorsun? Ha hapiste olmuş ha olmamış. Yalçın Bey, bir yani bir gerekçe ve bir makuliyet çerçevesi çizmek ihtiyacı var galiba da. Bu, ama işte bu makuliyeti aşıyor, evet, onu, yani onu söylüyor. O bir entelektüel yetenek gerektiriyor. Yani hayır, kimse okumuyor mu? Yani kim yazıyor? Kendi mi yazıyor? Başkaları yardım mı ediyor? Daha sonra birisi okumuyor mu bu? Ne demek? Yani İmralı Adası Türk toprağı değil midir? Ha, meclis de Türk toprağı, orası da Türk toprağı. Orada olmasına... Ha, meclise gelmesine itiraz ediyorsunuz da İmralı'da olmasına neden itiraz etmiyorsunuz? Ya ne demek İmralı bir hapishane? Yani hakikaten yani bir mantık bağı falan tamamen kopmuş vaziyette. Bir dahaki ne hocam? Siyasi tutsaklara özgürlük diye slogan atacak üstünden. Yani o noktaya geldik şu an. Şimdi bir başka şey. Ya saydım. Vallahi dört satır var arada. Diyor ki
Biz anayasa hazırlık süreci tahkimat yapıyormuşuz. Diyorlar ki Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kere daha seçtirmek için yol arıyormuşuz. 1, 2, 3, 4, vallahi 5. satırda diyor ki, Türkiye Siyasi İstikrar Zirve Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir? Kardeşim 4 satır önce diyorsun ki biz bunu seçtirmek istiyormuşuz. Böyle böyle söylüyorlar diyor, bizleri suçluyor. İlk çıktığı zaman yani baklayı ağzından çıkardı gibi tabii görünüyor. Tabii çıkardı da. Şimdi asıl ilk, niyeti ortaya koymuş oldu. Yani işte zaten baştan beri ortaya konan oyun o değil mi? Yani İmralı'dan çıksın gelsin konuşsun. Ondan sonra ne güzel konuştu. Dem'de tamam gayet iyi desin ve işte birlikte davransınlar. Yeni bir anayasa süreci, yeni bir anayasa olmasa bile Tayyip Erdoğan'ın yeniden başkanlığını sağlayacak bir düzenlemeye Dem'in yardım etmesine olanak sağlamak. Bunu baştan beri hepimiz söyledik. Herkes söyledi bunu. Bugün o kendisi itiraf ediyor. Ama itiraf ederken, ya arada 4 cümle var, bu kadar da olmaz. Yani böyle bir mantık hatası akıl alacak değil. Sonra bütün şeyde, bütün konuşma boyunca ben satır satır okudum, yani dinlemiştim. Hermonetik bir değerlendirme yapmışsınız siz, bir çalışma yapmışsınız hocam. Şimdi bütün konuşması boyunca Kürt kardeş, Kürt kardeş. Tamam, başımızın üstünde yeri var, Kürt kardeş, güzel. Bir yerde diyor ki, Türk milleti uçurum gibi derinleşen farklılıkların geçici ittifakıyla kurulmuş yığın veya gevşek topluluk asla olmamıştır. Yani Kürtlerle bir geçici ittifak yoktur diyor. E kardeşim sen Kürt sorunu yoktur diyorsun, Kürtlerle Türkler bir diyorsun, o bizim kardeşimiz diyorsun. E burada da geçici ittifakla kurulmuş değildir diyor. Yani o Kurtuluş Savaşı'nı kastediyor o dönem. Yani Osmanlı'dan gelen ya da bin yıllık kardeşlik. Mustafa Kemal açılışta ifadesini farklı biçimde söylemeye çalışmış galiba ama olmamış. O hiç olmamış. Evet. Yani ya mantık hatası var ya tarih hatası var, neyse ama bir hata var. Mustafa Kemal meclisi açarken 23 Nisan 1920'de işte heyetiniz Kürtlerden, Nazlardan, Çerkezlerden, Türklerden oluşan bir heyettir demiyor mu? Diyor. Tamam orada yani ta oraya kadar gidiyor. Yani Kürt realitesini tanımak. Kürt realitesini tanımak lafını zaman zaman liderler yani zaman içinde söylediler. Demirel söyledi, Ecevit söyledi, Erdal İleri söyledi. Hatta onları kendi partisine aldı, milletvekili yaptı. Rapor hazırladı. Rapor hazırladı, ünlü raporu hazırladı, Güneydoğu raporunu hazırladı falan. Hatta Tayyip Erdoğan da Kürt sorunu vardır dedi bir ara. Ondan sonra şimdi Kürt sorunu yoktur diyor. Şimdi aralarında Tayyip Erdoğan'la kendisinin Bahçeli arasında kesiştiği bir tek nokta var. O da Cumhurbaşkanlığı adaylığını sağlamak. Tayyip Erdoğan bunu istiyor, Bahçeli bunu destekliyor. Ortak noktaları bu. Şimdi teröre bakışları bugün, bir başka nokta var mesela bugün söyledi. Ahmet Türk'e nasıl bir güzelleme çekti öyle. Yani işte bilge adamdır dedi, köklü bir aileden geliyor dedi. Kürt ağası da dedi arada. Kürt ağasıdır dedi. Ona bir kendi üslubunda bir güzelleme çekti. E peki kardeşim. Bir de CHP'yi suçladı. Yani o da üstelik. Yani Ahmet Türk'ü istismar ederek onun üzerinden işte bize saldırıyorsunuz. Bunu yapmayın filan dedi. Sanki Ahmet Türk'ü CHP görevden almış gibi. Biraz önce siz onu vurguladınız. Şeyde üstelik CHP'yi suçlarken o cümlenin devamında dış mihraklara bağlıyor. Yani CHP dış bağlantılarla işte ayağa kalkmış falan protestolara başlamış. Ya siz %49 oy alan bir şey mi belediye başkanını görevden aldınız hala hani ya aslında bütün konuşmasında onun için söylüyorum bütün konuşmasında yani ben de size sorayım bu görevden almalara kayyımlarla ilgili bir görüş söyledi mi? Söylemedi. Hayır. Yani konuşmasında yani ama şey, onayladığı anlaşılıyor. Tamam da ama öyle bir görüş yok söylemedi. Evet yani çok açık destek verdiğine dair bir şey de söylemedi. Reddettiğini de çok söylemedi ama onayladığını biliyoruz. Şimdi partinin, yani MHP'nin. Oradaki cümlesi şu. Yaşı başı Kemal'e ermiş köklü aileye mensup Ahmet Türk'ün istismar edilerek
CHP'nin başını çektiği kampanyanın dış bağlantılı mahsulü. Nereden çıktı şimdi bu şey bu? Tayyip Erdoğan'ın zaman zaman sıkıştığı zaman hani dış güçler dediği bir böyle hayali bir şey var ya, hayali bir kavram var ya, gerçekle en ufak bağlantısı olmayan. Burada da dış bağlantısı, birdenbire dış bağlantısı çıktı. Fakat sonu, konuşmanın sonu 10 numara. Bütün bunlardan kopuk, 2025 bütçesine getiriyor lafı en son. Son paragraf, son 3-5 cümlede. 2025 bütçesinin kalkınmanın sağladığı imkanların toplumun bütün kesimleriyle paylaşılmasının hedefleri 2025 yılının umutla bakışımızı, 25 yılına umutla bakışımızı desteklemektedir. Vay canına. Ya 2 gündür Türkiye neyi tartışıyor? 1 Ocak'tan itibaren %44, %45 yeniden değerleme zamları var. Sayın Doğan, çok daha önemlisi, orayı belki atladınız mı bilmiyorum ya da ben duymamış olabilirim. Ahmet Türk üzerinden CHP eleştirirken ettiği bir laf çok önemli Devlet Bahçeli'nin. Diyor ki İmralı ile DEM arasına çomak sokuyorsunuz. Yani bu biz bir irtibat kurmaya çalışıyoruz, sizi engelliyorsunuz diyor. Yani. Vallahi yani. Hakikaten bir korkunç. Ve daha da fazla şiddetten besleniyorsunuz, kandan nemalanıyorsunuz diyor. Ya, yani siyasi olarak zaten. Yani ben Nobel Barış Ödülü'ne bile aday olabileceğini düşünüyorum. Siyasi olarak herhangi bir mantık aramak bence yanlış. Yani bunu acaba ne dedi, ne oldu falan diye böyle yorumlamaya falan gerek yok. Bir, Apo çıksın, gelsin, desteklesin. Evet. Abi bir toparlarsanız. Ve, evet. Ve şey, Tayyip Erdoğan yeniden aday olsun, bir. 2, 3, 4, 5, 6 Tayyip Erdoğan yine aday olsun. Başka bir şey yok. Tabii. Bir de esas olarak Tayyip Erdoğan. Yani onun öbür tarafları işte işin. Herhalde rejim değişikliği sürecini tamamlamak istiyorlar. Ya evet. Yani, onu yapamadılar çünkü. Evet. O, peki. Yani zaten bütün kurumlar çökmüş vaziyette. Bütün kurumlar, yani en başta adalet olmak üzere, evet. Ekonomi. Peki ona gelelim abi. Evet. Sayın Hüsnü Mahalli, siz nasıl değerlendirdiniz? Ben uzun bir giriş yaptım. Aynı soruyu size de sormuş, yöneltmiş olayım. Fazla zaman almamak için. Yani Devlet Bahçeli'nin bugünkü çıkışı, yaşanan süreç,